Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ceal li veziran min ehli Harun'a ahi iştud bihi esri ve eşrik fi emri. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين آمين والحمد لله رب العالمين آمين. Mesnevi Nuriye'nin 11. reşasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın neden Resul olarak atandığını, onun gerçekten de Resul olarak atandı mı sorusunun cevabı üzerinde konuşuyorduk. Şimdi yaptığı dualardan falan bahsettik. Sonra şuraya bu kaldığımız paragraftan kalalım. Çünkü her paragraf kendine has bir gerekçe sunuyor. Evet, bu yüksek intizam ve geniş rahmet, şu kainattaki gördüğümüz yüksek intizam ve geniş rahmet, kainatta nizam var mı? Düşünmek lazım, nizamsız hiçbir şey var mı diye de sorabiliriz. Ve geniş rahmet, zaten kainatın varoluşu bir rahmettir. Ona varlığın verilişi bir rahmettir. Yoksa kainatın varlığının hiçbir nedeni yok ve kainatı var eden de öyle kainatı var etmek zorunda kaldığını gösteren de bir neden yok. Onun için bir zahmet, zorluk çektiğini de kainatın varlığının sürmesinden, devam etmesinden anlıyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Demek ki bizim açımızdan bakıyoruz. Ben varsam, kainat varsa, çevremdeki olanlar varsa hep bunlar rahmetli birisinin rahmetinden yarattığıdır. Ben de insan olarak, şuurlu insan olarak bu yaratılıştan faydalanarak geliyorum. Böyle düzenli bir yaratılışın içinde ne yapacağımı, ne istediğimi, ne yaparsam ne gibi sonuçlar alacağımı da bana gayet rahmetiyle düzenlediği bu intizamda, düzende, kainatın düzeninde bana ikramda bulunuyor, karşılığında da hiçbir şey istemiyor. Yalnız nankörlük yapma diyor. O kadar. İnkar etme diyor. Ama işte ibadet istiyor. İbadet bizim inkar etmediğimizin itirafından ibarettir. Ona evet, sen bana bu dünyayı verdin, sen bana bu hayatı verdin. Ey bu kainatın yaratıcısı, ben de senin bu güzel ikramını, rahmetini teşekkürle karşılıyorum demek, onun istediği şekilde kainatı kullanmak, din dediğimiz olay budur. Kainatın sahibi, buranın sahibi benim, tutup ben sahibiyim, istediğim gibi yağmalarım deme diyor, o kadar. Ya sana hayat verdim, onu sana verdiğim hayatı, sana verdiğim bilinç ile düşün, taşın, ona göre de yaşa diyor. Sana eğer bir ihtiyacın olursa onu da bildirmek üzere bir peygamber aracılığıyla bu güzel dünyayı seni tatmin edecek, en mutlu olacak, iç çelişkilerden kurtaracak şekilde nasıl yaşaman gerekiyorsa o şekilde yaşamanın yollarını da öğretecek. Zaten senin duyguların da
onu duyduğun zaman, onun öğretisini duyduğun zaman, ha böyle olursa ben rahat ederim diyeceksin. Yoksa birisi sana devamlı ikramda bulunuyor, sen verilen ikramı çarçur ediyorsun, hiç de teşekkür etmiyorsun, bu nereden geldi diye de sormuyorsun. O kişi sana, bize verilen duygular bunu anlatıyor. O kişi sana vermez. Neye? Çok nankör birisi. Verdim ve hepsini çöpe attı diyor. Der. Bu duygularla bize bizim yaratıcımız haber veriyor. Nasıl bir yaratılışın gerçekleştiğini ve benden ne beklediğini bana verdiği duygularla algılayabiliyorum. Evet, o geniş, yüksek intizam ve geniş rahmet ve güzel sanat ve kusursuz cemal ile artık rahmetin, intizamın sanatlı olmadığını, hiçbir şeyin sanatsız yaratılmadığını herkes görür. Görmek isteyen sanatın nereden geldiğini sorgular. Ya maddenin kendisi kendini sanatlı, desenli, ahenkli, paralelliğini koruyacak, simetriyi koruyacak, dengeyi, güzelliği koruyacak, insanların seveceği şekilde yapacak, sevdirilmeyeni de sevdirilmeyecek şekilde yapacak, kokutturacak. İnsan of diyecek ama akbaba geldiği zaman, kuzgun geldiği zaman onu baklava, börek gibi yiyecek. Ona da o kokuyu vermiş. Tam bir ahenk içerisinde ayarlama var. Bu güzel sanat ve kusursuz cemal, güzellikler ile zulüm ve çirkinlik arasında tezat vardır. Bazen de bakıyoruz, eğer bu yaratılışında çirkindir dersek içimiz bir burkuluyor. Bu kadar güzeldi, her şey yerindeydi. Kusursuz cemal vardı, güzellik vardı. Şimdi bu ne oldu diyoruz. Niye böyle oldu? Bizim sevmediğimiz kaçınılması bize haber verilen yaratılışlarda zulüm ve çirkinlik görmenin mümkün olmadığını anlamak için onların bizim o tür olaylardan kaçınmamız, tedbir almamız gerektiğini haber veriyor. Biliyoruz ben bunu istemiyorum. Peki bunun için bana niye bunu yapıyor? Bana yardımcı olmak için, nankörlüğe düşmemem için, bana yardımcı olmam için, bak sen hep alışkanlık yüzünden ünsiyet denir ona, bağışıklık denir herhalde Türkçe'de, ünsiyetin tam karşılığını bilmiyorum. O bağışıklık kazanman yüzünden, ama tam bağışıklık olmadı. Tıp kelimesi gibi geldi bana bağışıklık. Ünsiyet, alışkanlık mı diyelim? Hep öyle olursa hep böyle olup gidiyor diye. Gördüğün şu dünyanın öyle hep öyle olup giden cinsten olmadığını, bak hayatı veriyor, arkasından yaşlandırıp ölümü veriyor. Dikkatsizlik yaparsak, sıhhatimize dikkat etmezsek hastalıklar veriyor. Burada ilginç, yeni öğrendim de sizinle de paylaş vereyim. Burada bir grup insan var. Bunlar çok alem bir insan, ama nasıl alem, hayret edersiniz. Otomobile binmezler, makine teknoloji kullanmazlar, elektrik kullanmazlar. Bu kendilerine ait köyleri var. Köylerinde kendi hiçbir kimyevi madde katmadan hayvanlarını, tarımını işlerler. Hamışlardı değil mi hocam? Hamış. Amişlere. Ha, hamış. Şimdi az bir grup ama yani çok büyük, her yerde yaygın değil ama yani bakıyorsunuz tıpçıların çok dikkatini çekiyor da söylemiyorlar. Bu toplumda
kimyevi madde kullanılmıyor, suni maddeler giremez. Pazara gidildiği zaman o paketli maketli hiçbir şey almazlar. Dondurulmuş hazır yemekler imkanı yok yani. Onun yanından bile geçmezler, öyle söyleyeyim. Kendi ekmeklerini kendileri yaparlar. Böyle kendi ailelerinde çok mutlu bir hayat yaşarlar. Ama işte kendi köyü içerisindeki işlerini at arabalarıyla yaparlar. Gezerler, uzak bir yere gidecek olursak otomobil kullanmazlar. Ama gerektiği zaman şehre inecek, hastaneye gidecek öyle bir durum olursa o zaman toplu taşıt kullanırlar. Bu toplumda çok ilginç, oraya daha gelmedim. Bu toplumda kanser hastalığına hiç yakalanan yok. Tıpçıların çok dikkatini çekiyor ama belli bir şey. Bu da toplumun ekonomik yapısına uymayacağı için hoşlarına gitmiyor insanların. Evet. Peki efendim, arkadaşım Usluki'ye hoş gelmiş. Devam ediyoruz. Merhabalar hocam. Bu güzel sanat ve kusursuz cemal ile zulüm ve çirkinlik. Bunu niye anlattım? Biz kanser her yerde yayılıyor. Yok çocuklarda bu otistik hastalığı falan var. Onlarda öyle bir şey yok. Bu hastalıklar yok. Böyle toplumda yaygın olan, gittikçe de yaygınlaşan hastalıklar yok onlarda. Her neyse, yani benim okuduğum metinde öyle diyor. Yani belki binde bir değil, milyonda bir ama o kadar büyük bir toplum değil. Bir olmuştur bir tane de, o da başka bir nedenden falan, atmosferin, havanın bozulmasından, otomobil egzozlarından çıkan zehirlerden falan falan. Yoksa kendi hayatlarında öyle bir durum yok. Hep sıhhatli, uzun ömürlü yaşayan insanlar. Peki, ilginç. Peki o zaman bizim bu sevmediğimiz olayları, bu neyi anlatıyor da benim aklıma geldi şimdi. Bu sevmediğimiz olayların, çirkin diye gördüğümüz, zulüm diye gördüğümüz olayların arkasında öyle bir güzellik var ki o güzellik bize yaptıklarımızın yanlış mı, doğru mu olduğunu bildiriyor. Hayatımızı alışkanlıklarımızdan dolayı tesadüfen yaşamaya, işte buldum yağmala diye yaşama yollarını kapatıyor. Sahibin var diyor. Nankörlük yapma, teşekkür et, memnuniyetini ifade et. Onun istediği şekilde kullan bu dünyayı. O zaman da anlarsın ki senin için çok daha iyisini yapıyor olursun. Bu gibi tavsiyeler mi diyelim, vermek üzere hikmetli yaratılışlar var. Aslında bu yaratılış zulüm değildir. Bu yaratılış çirkin değildir. Peki soyut olarak böyle güzel bir kainatın, düzenli bir kainatın eğer anlamsız olursa, maksatsız olursa, rastgele yaratılışlarla insanlara zulmediyor, hayvanlar, bitkiler zulme uğruyorsa maksatsız bir şekilde, bunun kabulü mümkün değildir. Zulüm ve çirkinlik arasında tezat var. İnsan kabul etmez bunu. İçtimaları mümkün değildir. Bir arada birleşmeleri mümkün değildir. Evet. Şimdi burada konu gelecek. Nereye gidiyoruz diye. Yani ben çirkinlik, zulüm ve çirkinliği bizim ilk bakışta zulüm ve çirkinlik gördüklerimizin aslında zulüm ve çirkinlik olmadığını belgeleyelim. Kainatta zulüm ve çirkinlik yok. Her şey güzel, sanatlı ve faydalı. İnsanın yaratılış maksadına
hizmet edecek şekilde, insana yardımcı olacak şekilde bir yaratılış. Kasırgalar oluyor, seller basıyor, zelzeleler oluyor. Hep bunlara insanları o alışkanlıklar, ünsiyetten kaynaklanan alışkanlıklardan ve hep böyle gider, hep böyle gelip gidiyor deme hatasına düşmekten kurtarmak için dikkat et, vazifene iyi bak. İşte Amişlerin örneğinde de bak, sen böyle böyle hırsa kapılır da hormonlarla oynarsan, kimyevi maddelerle fıtri olmayacak bir şekilde tarım, hayvancılık yaparsan, ben de seni ikaz etmek durumunda kalırım. Yanlış yapıyorsun. Verdiğimi fırsat kapılmadan ihtiyacını karşılayacak kadar yap, et, kullan, üret diye nasihatte bulunmak üzere bize bunları yaratıveriyor. İyiliğimize yani. Onlar çirkinlik değildir. Şimdi hanımda güzellik ile çirkinliğin aynı anda bir arada olması mümkün değildir. Bunu geldik. Bunu anladık. Evet. Edna bir sesi. Yani hiç kimsenin duymadığı bir sesi. Edna bir kimseden, yani bir böcekten mesela. Adi bir iş için böcek. Ya ben şuradan şuraya gitmek istiyorum. Bana ayak ver. İçin işitip kabul etmekle en yüksek bir saltı, en büyük bir iş için işitip kabul etmemek ne oldu şimdi? Yani bakıyoruz kainatta, yerin altında bilmem çöplüklerin içerisinde yaşayan hayvanlar var. Onların yaratılmışlar. Onların tüm ihtiyacı karşılanıyor. Fakat öyle ki en yüksek bir sedayı, bağırışı duymuyor, cevap vermiyor. Bu büyük bir kusurdur, çirkinlik olur. Cevap vermezse çirkinlik olur. Neye? Ya, en küçük bir talebi karşılayan bir kişi, birisinin, bir yaratığın, bir mahlukun en şiddetli ihtiyacını bağıra bağıra bütün duygularıyla birlikte ilan ediyor. Buna cevap ver diyor, ey beni yaratan, bu ihtiyacı sen yarattın bana diyor. Cevap vermiyor. Bunun mümkün olmadığını söyledi. Bir ikisinin aynı anda. O zaman bunu bir düşünmek lazım. Bu ise mümkün değildir. Çünkü hüsnü zatî kubu zatiye inkılap eder. İnkılap yani çok güzel yarattın, çok güzel yarattın ama en sonunda en büyük zulmü de yaptın. O zaman senin o güzelliklerinin hepsi yalanmış, 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 bizi kandırıyormuşum, bunlar tuzakmış deriz. O yaratıcıdan nefret ederiz. Ya bizi böyle böyle yaptı, yaptı, en sonunda da böyle yaptı diye. Peki bu ne demek? Bunlar neyi anlatılır? Bakacağız de onu konuşacağız. O hüsnü zati, kubhu zatiye inkılap eder. Yani bizzat güzel olan bizzat kötü olur. O kişiyi sevmek yerine nefret ederiz. Yaptığı her türlü iyiliğe karşı deriz ki, bunların hepsi numara, hepsi numara, en sonunda yapacağını yapacaksın deriz. İnkılap eder. İnkılabı hakaik ise muhaldir. İki gerçi yani bir şey varlığında hakikat ise, gerçek ise, onun varlığında kötü olması, çirkinlik olması, haksızlık olması mümkün değildir. Eğer özünde güzelse, varlığında güzellik varsa, kainatın yaratılışının özünde güzellik var, yaratıcının maksadında güzellik var. Şimdi yaratıcıyı tanımayan insanlar, bu kainatın bir sahibi vardır diye tanımayan insanlar bakıyorlar. Böyle yaratıldık güzel, bebeklikten beri ne ihtiyacımız varsa karşılanıyor ama en sonunda
Ölüyoruz. Nerede bunun güzelliği? Neden? Çünkü o kişiye öyle bir duygu, o insanlara, insanların tümüne öyle bir duygu verilmiş ki ben seni ebedi mutluluk için yarattım. Gel beni inkar etme de vereyim diyor. Şimdi insanlar inkar edince ebedi mutluluğun vericisi olacak bir şey bulamıyor. Yaratıcıyı inkar eden doğadan cenneti isteyecek. Ebedi mutluluğun simgesi nedir? Cennettir. Onun için cennet diyorum. Cenneti isteyecek hali yok. Neye? Doğa duymaz, etmez, bilmez, otomatik çalışır gider onun gözünde. Onun bir sahibi var, düzenleyicisi var diye kabul etmediği için o kendi çirkinliğini, kendi çirkin görmesini kendisi doğurur. Yani o kelimeden kaçındığım için kullanmadım. O kendisi yaratır kendi dünyasında. Buna iyi dikkat etmemiz lazım. Şimdi burada en önemli sorun nedir? Problem nedir? Ben bu dünyaya niye geldim? Ne işim var? Evet her şey güzel ama nereden geldim buraya? Niye gönderildim? Değil mi? Sonunda ne olacak? Ölüp gideceğim. Sırf ölüp gideceksem bunun için mi var ettim beni? Öleceğim diye. Kendi kendimize bu soruları soracak şekilde donatılmışız. Eğer bunların cevabı verilmezse, onların cevabını verecek olan bir araç benimle tanıştırılmazsa, bana bu soruları sorduran, böyle beni neye yaptın, sonunda da niye bana ölüm veriyorsun, ihtiyarlık, hastalıklar veriyorsun. Hastalıkları anladık, bizim yaptığımız işler. Yani kendi faaliyetlerimizin neticesinde ikaz var. Bir de öyle olmasa bile, öyle olmasa hatamızdan dolayı olmasa bile her insan bütün bu kimyevi maddeleri üretenler değil de onları kullananlar, masumlar kanser oluyor veya değişik hastalıklara mazhar oluyorlar. Onu üretenler olabilir, olmayabilir. O şart yok. Ama bir genel olarak insanlara mesaj var. Ama onun dışında hiç masum birisi de böyle bir zarara uğrayabilir. Bunların sonucunda adalet yok. Başka birisi tutuyor, kaprisinden dolayı genlerle oynuyor. Ben burada genleri bozulmuş, suni gübrelerle, kimyevi gübrelerle beslenmiş hayvanları, bitkileri yediğim için hasta oluyorum. Zalim o, mazlum benim. Olur mu bu? Bak böyle çok güzel bir yaratılışın sonunda bir adaletsizlik var. Olacak iş değil bu, diyor insan. Bu duyguları vermiş bize. En önemli duygu benim buraya niye geldiğimi, niye var edildiğimi anlamamanın beni içinde bıraktığı ümitsizlik, belirsizlik, anlamsızlık ile için için yanıyorum. Niye yaşadığımı bilmiyorum. Günümü gün edeceğim. Kaçış. Kaçarsın, kaçarsın ama nereye kadar kaçarsın? Bir gün kaçarsın, 2 gün kaç. Gittikçe yaşlandıkça artık kendini avutmaya başlarsın. İyi ki emekliliği garanti ettim falan. Emekliliği garanti ettin ama hayatın garanti değil. Bu ne demektir? Ölüp gideceksin. Böyle anlamsız bir ölüm olur mu? Adaletsizlikle sonuçlanan bir hayat olur mu? Zulmediyorlar, insanları kandırıyorlar, masumları sömürüyorlar. Ne bileyim Hindistan'da veya işte Afganistan'da o yani insanın yüreği
yüreği acıyor. Gidiyorsun, bakıyorsun. 50 dolar aylık geliri var adam. Aile geçindiriyor. Onlara iş yaptırıyorlar, bu para babaları gidiyor oraya. Onlara iş yaptırıyorlar. Onu diyelim 1 dolara mal ettiği gömleği 20 dolara satıyor burada. Ya adama 1,5 dolar versen alıştırma diyor, alıştırma. Alıştırma. Bunu ben kulağımla duydum. Kulağımla duydum. Yani bu kadar olur mu? Hatta bu böyle bir de Pakistan gibi bir yerdeydi. Yani işçileri öyle yediğiniz yemeği aynı şekilde paylaşıp verip işte acıyıp da cebine 3-5 kuruş koymayın, alışmasınlar diye hizmetçileri var. Bir evde 3 tane hizmetçi var. Neye? 50 dolara çalıştırıyor. Kendi geliri 5.000 dolar. Aa, ya bu zulme kimse onun o insanın imkansızlığından sesini çıkartmasını bilmez. Yani toplumda ses yapmasını bilmez. Karnını doyuracak pirinç, onlar pirinç yer, Anadolu'da buğday yerlerde. Pirinç bulduğu zaman yağsız da olsa razıdır. Yeter ki karnı doysun, çocuklarının karnı doysun. Ama bunun yanında salata yok, pahalı, alamaz. Olsun, karnım doydu ya diye şükreden insanlar. Şimdi bu insan anlamıyor, bilmiyor, dünyayı bilmiyor diye bu insanları istismar eden kişiler de ölüp gidiyor. Bu insanlar da ölüp gidiyor. Bunun izahı lazım. Ya da buradaki dediği gibi en iyiyle en kötü aynı kişide bulunacak. Mümkün değil. Yani aynı işte hem %100 faydalılık hem %100 zararlılık olacak. Olmaz. Yarı yarıya olabilir falan ama karışık olmaz. Bunun cevabı verilmesi lazım. Ahiretin olmadığını düşünen insanların cevapsızlıkla kalmak zorundalar. Niye? Her şey sonunda anlamsız bir şekilde verilen, yapılan tüm iyiliklerin hepsinin üzeri çiziliyor, yıkılıyor, çöpe atılıyor, kötülük oluyor, öldü bitti. Bunu anlamsızlıktan kurtarmak için bize bir açıklama lazım. Haber gelmesi lazım. Niye böyle oluyor diye. Bunun için peygamber şart. Yani yaratıcının bir vesileyle bana bunu bildirmesi lazım. Niye böyle yaptığını ikna etmesi lazım beni. Ha, o zaman ahiret haberini peygamberden alıyoruz. Ya öyle bir şey olması lazım diyoruz ama olacak mı, olmayacak mı? O endişemiz peygamberler aracıyla gönderilen mesajda gideriliyor. Peki, bu da Resulullah'ın getirdiği mesajın, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği mesajın en kritik ikinci noktası, birincisi kainatın sahibi var. İkincisi bu dünya geçici bir eğitim alanıdır. Daha bu kainatın sahibinin size ikram ettiği kainat, onun ikram hazinesinin, sonsuz olan hazinenin yanında bir şey değil. Size onu gösterecek. Yeter ki nankörlük yapmayın. Yeter ki varlık alemini böyle bir kainatın sahibi yokmuş gibi yorumlamaya kalkıp kendinizi işkence içerisinde, anlamsızlık, insana yakışmayan bir şeyler yapıyoruz ama neye yaptığımızı bilmiyoruz. Neye? En sonunda ölüp gideceğiz. Anlamıyor. Böyle çelişkili bir şekilde yaratmaz. Yaratmaması lazım. Bunun haberini peygamberler vasıtasıyla gönderiyor. Resulullah'ın getirdiği mesajın ikinci temel unsuru ahiret var. Biz burada geçici bir süre eğitim görüyoruz bu okulda.
Mezun olduktan sonra artık o eğitimden edindiğimiz bilgiye göre, başarımıza göre öyle bir meslek veriliyor ki o meslekten faydalanıyoruz. Onun da bu örnek. Orada da cennet hayatı, hiçbir şey öğrenmeyenin hiçbir şey yok. Nasıl faydalansın? Cehennem hayatı olacağı haberi geliyor. Yani bir peygamber şart. Onun için herhalde burayı okuduk. 12. reşat. Burada geçelim mi diyorum. Sorunuz, ilave etmek istedikleriniz, yorumlarınız memnuniyetle. Buyurun. Yoksa ben devam ediyorum. Olursa her zaman araya girin. 12. reşat. Arkadaş, o hatib-i mürşitten gördüğün, işittiğin kafidir. Onlar bu haberi getirdi ya, böylesi haberleri getirdi. Şimdiye kadar okuyup geliyoruz. 11 tane ayrı bölüm okudum. Çünkü ahvalini tamamıyla ihate etmek mümkün değil ama anlayabildiğin kadar yine yeter sana, böyle bir Resul olması lazım. Çünkü öyleyse ondan sonra gelen asırların o zattan aldıkları feyizlere dikkat etmek üzere geri dönelim. Şimdi o zat bunları getirdi, bitti. Tamam, artık ne derler, kökü kesildi mi derler ya. Bitti mi bu iş? Hayır, o gelen mesaj bize o mesajın gereğine göre en güzel insani değerlere uygun yaşamış, o mesajın hakikatini anlamış, insanları yetişmesine vesile olmuş, onlar aracılığıyla bakıyoruz, o mesaj bize devamlı nesilden nesile aktarılıyor. Efendim, geri döndük, baktık nasıl oldu? Bu zat geldi, getirdi mesajını, vefat etti. Bak arkadaş, bütün bu asırlar, yani Resulullah'ın vefatından sonraki asırlar veya peygamberlerden sonraki gelen nesiller, o asr-ı saadetin güneşinden Ebu Hanife, Şafii, Ebu Yezid, Cüneyd-i Bağdadi, Abdülkadir Geylani, İmam Gazali, Muhyiddin Arabi, Ebu Hasan Şazeli, Nakşibendi, İmam Rabbani radıyallahu anhum ecmain gibi binlerce nurani, ziyadar, yıldızlar ayrılıp alemi beşeri tenvir etmişlerdir. Ondan aldığı ışık ile insanlara yol gösterenlerin en toplum tarafından tanınan, bilinen, takdir edilen isimlerinden bazılarını saydı. İnsanların bildiklerini saydı burada. İnsanlara malum, toplumda, kültürde ismi yabancı olmayan kişileri saydı burada. Daha başka yok değil. Belki daha da önemlileri var. Yani önemli olan o değil. Onun mesajının devam etmesidir. Meşhudumuzun tafsilatını başka vakte tehir eder. Yani bu işte tarihin de böyle o mesajı bize kadar getirmiş kıymetli zevatın kimler olduğu, neler yazdığı, ne yaptığı, bunlar artık buranın yeri değil. Biz burada Muhammed isimli kişinin Resulullah mı, yani şu kainatın yaratıcısının atadığı kişi mi, yoksa kendi başına bir şeyler söylemiş, geçmiş, gitmiş bir düşünür mü? Ona karar vermek istiyoruz. İşte kitap, bir Kur'an diye bir kitap yazmış. Ve sonunda da herkes gibi bir kitapta o yazmış mı diyeceğiz, yoksa yok Kur'an'ın durumu farklı mı? Dikkat et, onlar gibi konuşmuyor. Onun bize getirenin, bize bıraktığı mirasta neler var, ne cevherler var, ne cevherler var, bunlara dikkat mi edeceğiz? Bizim konumuz o. Onun için bu sayılan isimlerin kimler olduğu, nerelerde ne yaptılar, o konuya girmiyoruz.
mucizat sahibi o zat-ı nurani aleyhissalatü vesselama bir salatu selam getirelim. Yani evet seni anladık, bildik. Sen gerçekten çok önemli bir vazifeyi üstlenmişsin, verilmiş sana. Onu vefalı bir şekilde yerine getirmişsin. Bundan memnunuz. Salat, selam nedir? Bu salatın anlamı. Çok memnunum. Selam, evet. Bu memnuniyetim ama bir de bu selam ile, bu mesaj ile aramda selam var, barış var. Yani onu aldım, kucakladım. Ona uyan bir hayat yaşadım. Hayatımın lezzetini o zaman tattım. Ona uymadığım zaman için için işkence çektim. Yanlış yaptığımı zaten duygularım haber verdiği için o duygular bana ızdırap kaynağı oldu. Sana ikram edene teşekkür etmediğin zaman için burkulmaz mı? Düşünmek lazım. Sana bu kadar ikram edene yani ben ne yapabilirim sana karşı? Bu kadar iyiliğine karşı ben de bir iyilikte bulunuyorum demek içinizden gelmez mi? Ya, bu selam işte. Onu kucaklıyorsunuz ve peki ne yapmam lazım? Madem bu benim kafama da yatıyor, benim hayatımı da anlamlı kılıyor, o halde ben de bunu kendime rehber edineceğim, uygulayarak aramızda selamet olacak, barış olacak. İşte bunu şu Arapça metnin tümüyle dile getirdi. Biz onu Türkçesini okuyalım, Arapçasıyla onu şimdi Arapça tercüme yapma için zaman ayırmayalım. Hazır yapılmış tercüme var. Salat ve selam o nurani zata olsun ki, şimdi burada bir özet, sanki sonuç yazıyor. Reşaların sonucunu yazıyor. O zat, yani Resulullah, Rahman ve Rahim'den, yani her şeyi rahmetiyle yaratandan ve arş-ı azamdan, ne demek arş-ı azamdan gelen yaratıcının bizzat kendisinin o mutlak özellikleriyle sunduğu bir mesaj. Furkan-ı Hakim'in kendisine indiği Efendimiz Muhammed'dir. Şimdi Arş-ı Azam'dan gelmesi önemli. Kur'an yani parça parça insanlar kainata bakarlar. Kainatın bir parçasını çalışabiliriz. Tümünü çalışamayız. Çalıştığımız parçada yaratıcının ilmini, mesajını o parça kapasitesinde bizim de kendi kapasitemizde anlamaya çalışırız. O parçanın bize bu parçadan aldığımız kadarıyla ama bir de benim kapasitem önemli. Ben tutsam laboratuvara gitsem ne olup bittiğini bile bilmem. Ama bu işin uzmanı onun inceliklerine vakıf olur. Onun inceliklerini hemen anlar. Evet. Kur'an'ı dinlediğiniz zaman kainatın yaratıcısının genel olarak yarattıklarında ne gibi mesaj varsa onların en zirvesini, sonucunu bildirecek şekilde bize haber veriyor. Sonuçlarını bildirecek şekilde yani en azami derecede. Bunu takdir edebilmek için Kur'an'ı biraz ciddi ciddi çalışmak lazım. Çalıştıkça insan hakikaten ayetlerin anlamlarının derinliklerinde çok incelikler var olduğunu görüyor.
Onun için Kur'an'ı çalışanlar hayretlerinden, yani ölünceye kadar Kur'an çalışıyorlar. Bunun binlerce örneği var. Neye? Yani o derinliklerden aldığı mana ruhunu öyle tatmin ediyor ki insanın, ayrılamıyorsunuz. Başka bir şeyle meşgul olacak haliniz kalmıyor. Ve arkadaşım birisi çok çok övdü, bir konunun uzmanı olan arkadaş. Dedi bu kitabı mutlaka oku diye. Arkadaşım ya Ali dedi bu kitabı mutlaka oku. Ben de bu aralar hep Kur'an çalışıp duruyorum. Kitabı aldım. Bir sayfa, iki sayfa okudum. Gitmiyor. Ya gitmiyor. Yani neden? Kitap yanlış değil ama çok küçük, çok dar, çok yüzeysel bir varlık anlayışına sahip. Evet, bir hakikati dile getirmeye çalışıyor ama o kadar küçük ki insan koca ummanı bırakıp da o küçük işle uğraşamıyor. Oraya koydum şimdi kitabın propagandasını yapar gibi göstermeyin. Öyle duruyor orada. Yani bir zaman belki arkadaş tavsiye etti bunu okuyayım, bir bakayım der miyim diye bekliyorum ama 3 ay oldu elimi bile dokunmadım. Dokunamadım. Yüzeysel kalıyor. Evet doğru bir şeyler söylüyor ama çok yüzeysel kalıyor. Kur'an'la birazcık haşır neşir olduğunuz zaman. Peki. Devam ediyorum ben uzattım. Özür dilerim. Ümmetinin iyilikleri sayısınca milyonlar salat ve milyonlar selam üzerine olsun. Ya neden? Yani her bir kişi ondan faydalandığı değerler neticesinde hayatlarına, insaniyetine, insaniyetinin varlığına yakışan güzel işleri yaptıkları kadar hepsi ondan faydalandıkları için biz o kişilere evet yaptınız teşekkür ederim ama senin böyle bir eğitim sonucunda bunları yapmana neden olan öğretmenin var ya, işte o öğretmeni takdir etmemek mümkün değil. Yani güzel öğrenci yetiştiren bir öğretmeni takdir edemez misiniz? Etmez miyiz? Öğrencinin güzel eğitim almış olması, yani öğrencinin tembelliği bir yana ama iyilikler. Bir konuda çok güzel eğitim almış, öğrenmiş, faydalı bir iş yapıyor. Ne dersiniz? Türkçe tabir kullanıyorum. Allah sana bunu öğretenden razı olsun. Güzel öğretmiş, sen de güzel uyguluyorsun. İşte bu cümleden onu anlıyorum ben. Ümmetinin iyilikleri sayısınca ve milyonlar selam onun üzerine olsun. Takdir ediyorum. Ben de bundan faydalanmak istiyorum. Salat takdir etmek, selam faydalanmak istemek, kucaklamak yani. Hoş geldin demek. Devam ediyorum. Risaleti yani peygamberliği, Tevrat, İncil ve Zebur'da müjdelenen, bunlar ihtisas isteyen konular. Yani Tevrat, İncil, Zebur'da Resulullah'ın geleceğine dair olan işaretler üzerine çalışılmış kitaplar var, ulema var. Biz böyle bir haber geliyor. Bazen işte çok açık, net olanlar naklediliyor. Hakikaten belli. Belli. Her neyse. Burada Resulullah'tan haber veriliyor diye. Nübüvveti ama şimdi öyle tercüme ediyorlar ki benim bir tecrübemi paylaşayım da. Öyle tercüme ediyorlar ki Tevrat'ı burada çünkü Tevrat, İncil, Zebur dedi. Zebur zaten Tevrat koleksiyonunun içerisinde Psalms diye meşhur bölüm. İncil
Hazreti İsa'nın Tevrat kaynaklı yapmış olduğu nakillerin insanlar tarafından biyografi şeklinde yazılmıştır, yazılmış formlarıdır. Piyasada bunlar var. Bunlar onaylanmış otorite tarafından, İmparator Konstantin tarafından. Yoksa Hazreti İsa'nın kendi sözlerinin kaydedildiği metinlerde o da ayrıca işte ben gidiyorum bu dünyanın sahibi gelsin falan gibi, paraklit gelsin gibi böyle imalar var devamlı. Ama ben Tevrat'ta şöyle bir şeyi açıkça gördüm. Çok var da naklediliyor da benim bizzat kendi fark ettim. Şimdi Hristiyanlığın içerisinde değişik gruplar var. Ve bu gruplar orijinal metnin tercümesinde her grup kendine göre tercüme eder. Kur'an içinde yapılır bu, dikkat edin. Yani bir insanda, bir mütercimde siyasal İslam anlayışı hakimse, ayetlerin yorumlarında, tercümelerinde siyasal İslam'ı meşrulaştıracak şekilde tercihler yapıldığını görürsün. Bozuldu değil de tercihleri o yönde yapar. Bir kelime vardır ki Kur'an'ın kelimeleri çok değişik anlam yelpazesine sahip olabilir. Şimdi her şey, gerçi şimdiki dilde de bu anlam yelpazesini bulabilirsiniz ama Kur'an'ın o kendi takdim ettiği, insanlığa sunduğu dilinde çok anlam, daha geniş anlam yelpazesi var. Şöyle de anlaşılır, şöyle de diye. Tasavvufi eğilimi olan kimse aynı kelimeyi o yönde tercüme eder vesaire. Bu Tevrat için de söz konusudur. Bir grup var. Bu grubu ben çok merak ettim Hristiyanlık geleneğinin içerisinde. Bunlar Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu mu oğlu olduğu safsatasına inanmazlar. Böyle de çok insan var, onu da söyleyeyim. Herkes Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyor demeyin yani. Neredeyse Allah'ın oğlu diyen, işte sembolik olarak kullandığı için, metafor olarak kullandığı için öyle der. Yoksa gerçekten Allah bir oğul edinmiş de falan diye inanan pek bir ben Hristiyan görmedim. İçlerinde yaşayıp da duruyor. Neyse, ona kesin oğludur, evlatlığıdır vesaire vesaire, onlara inanmayan, fakat Hazreti İsa'yı şöyle ya da böyle bir müstesna insan gören, öyle söyleyeyim. Biz Resulullah'ın Resul yönünün, yani mesaj alıp onu uygulamasını biz kendimize örnek ediniriz. Yoksa insaniyetinde hiçbir müstesnalık görmeyiz. Benim elim ayağım nasılsa onun da elim ayağı öyle. Ama işte biraz o böyle Hristiyanlarda bir kaçış var. Bunlar piyasada mevcut olan Tevrat tercümelerini tutmuşlar. Biz bunun orijinaline uygun olarak tercüme edeceğiz. Öyle şu veya bu akımın yönünde tercüme etmeyeceğiz. Orijinalinde maksat neyse onu arayıp bulacağız. Açtı, okudum ben. Okuyorum. Aa, işte İsmail gitti diyor. Bekka diye bir yere gitti. Bekka. Orada da bir kuyu vardı. Oraya yerleşti, mesken edindi. Hayda, ben Mekke'den bahsediyorum. Ya şey, Zemzem Mekke, başka nerede var? Neyse, o da yani o yönüyle meşhur olan bir yer orası. Aa, işte İsmail oraya gitti ve onun nesli devam ediyor. Her neyse. Aa, başkalarına baktım. O Bekka'yı ayırmışlar, çağırmışlar. Şöyle bir yer, böyle bir yer. Bir tercümeler yapmışlar. Yanındaki kuyu da sulandı falan gibi
ne bileyim karıştırıyorlar. Aa, bizim Mekke ve Zemzem kuyusu güme gidiyor. Tercümeyi genişletip geniş böyle o kelimeyi de değiştirip o kuyuyu da işte sulak bir arazi gibi bir şeyler yapıp hiç Mekke ile alakası olmayan bir tablo haline getiriyorlar. Kasıtlı. Eğer bunun kaynağına gittiyseniz giden alimler var. Onlar bu doğrudan doğruya Mekke'den bahsediyor. Besbelli bir şey. Arap Yarımadası'nda Arapların oraya gitti, Araplara karıştı diye. İşte Medyen Araplar kastedilir. Neyse bu işin yani ben de böyle o kitapta bunu görünce hayret ettim. Hatta kendi neyse o kaynaklarıma not almıştım onu nerede olduğuna dair hangi yayın evi nedir diye. Peki bunu da geçelim. Hocam bu konuda bir şey söyleyeyim mi? Hani dedik ya İslamiyet'te de farklı mealler, hani farklı çeviriler oluyor. Geçen, hatta dün akşam Vaka suresi hakkında konuştuk biraz. Normalde şey, hani Kur'an'a dokunmayınız, hangi hallerde dokunmayınız mevzusu var ya, onu ancak temiz olanlar dokunabilir. Vaka suresi 79'da. Bir mealine bakalım dedik. Mealinde şöyle yazmışlar. Onu ancak tertemiz olanlar, parantez açmışlar bir mealde. Melekler demişler, parantezi kapatıp yani sadece melekler dokunabilir diye. Yani ayetin vermek istediğini tamamen tepetaklak etmişler. Yani korkunç bir çarpıtma maalesef Kur'an için de oluyor. Yani spekülasyonlar ama insanlar spekülasyondan insanların spekülasyondan arınmaları çok zor. Ben bir yönde spekülasyon yaparım eğitimime göre. Günlük hayatta yine tamam ama hani sonuçta Kur'an-ı Kerim hepimize yol gösteren bir kitap. Onun üzerinden böyle spekülasyonların olması biraz ya korkunç bence. Korkutucu bir durum yani. Ne, doğru söylüyorsunuz ama ben biraz genelledim söylediğinizi. İnsanların özelliği var. Şimdi konumuz bu değil ama madem açtınız, dikkat etmem lazım benim kendime. Peşin hükümle hiç kimseye, hiçbir kitaba, hiçbir Kur'an yorumuna bakmamam lazım peşin hükümle. Yani şöyle söylüyorum. Bunu yapmak çok zor. Benim için çok zor. Bir kanaatimiz vardır bizim. Bir eğilimimiz vardır. O eğilimimize, o kanaatimize göre kişilerle, eşya ile ilişkimizi ona göre kurarız. İnsanın böyle bir zafiyeti var. Onun için zaten Kur'an'ın anlam yelpazesi insanların eğilimlerine imkan verecek şekilde mucizevi bir dil kullanılıyor Kur'an'da. O öyle anladıysa bırak öyle anlasın. Başkası da tutar o la yemessuhu illel mutahhir ayetini o bağlamda yani önceki gelen oradaki zaten başta ondan önceki ayetleri bakayım kaç ayet var? Galiba 2-3 ayet var. Ondan sonraki gelen la yemessehu illel mutahherun ayeti geliyor. Ondan sonra işte o bir mahfuz yerdedir. Fi kitabım ayeti şimdi Kitab-ı Meknun hocam. Kitab-ı Tamamen fi kitab-ı meknun la yemessuhu illel mutahherun tenzilun min rabbil alemin devam eder. Şimdi o kontekste aldığınız zaman değişik bir anlamı olduğunu
ne demek istediğini, artık o konteks içerisinde Kur'an'a aşina olduğunuz kadar siz de bir şey alabiliyorsunuz, çıkartabiliyorsunuz. Ama bu işin derinlemesine gidenlerin de birer insan olduğunu unutmayacağız. İnsan olmak demek %100 pür olmak için Resulullah olmak lazım. Yoksa her zaman bizim de kendimize göre bir perspektifimiz vardır. Bunu unutmayacağız. Dolayısıyla insanlardan %100 sadık bir tavır beklemek mümkün değil. Onun için Allah ben özel olarak eğittiğim kişileri size rehber gönderiyorum. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın diyor. Ama arkasından da hepiniz stereotip derler. Tek tip insan olacaksınız. Tek tip hayat yaşayacaksınız demiyor. Orada fleksibilitesini gösteriyor. Her karakterdeki insanın kendisine yer bulabileceği bir yer, bir şekilde Kur'an dilini kullanıyor veya işte mucizevi ifade tarzını kullanıyor. Yani biraz bu konu bizim için de öyle mi anladı birisi? Ha, bu öyle anladı. Benim kafama bu yatmadı. Beni ikna etmedi. Onun da bir maksadı vardır deyip kendime daha iyi bir rehber, yani kafama uygun bir rehber bulmak için değil de gerçekten hak söylediğine itimat ettiğim bir rehber ile eğitime girmek gerekiyor. Hani her üniversitede edebiyat fakültesi var. Aşağı yukarı hepsinde yoktur da yani çoğunlukla. Şimdi A Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi ile B Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi'nin eğitim tarzı, hocası tıpatıp aynı olamaz. Bunları da görerek toleranslı olmak lazım. Ya, bu da böyle anlamış deyip geçeceksin. Ama benim kafama yatmadı. Bakalım kim yatacak ve bekliyoruz. Araştırmaya devam edeceğiz diyeceğiz. Peki en azından şu dua ile karışık Resul tarifinin özetini verecek burada. Bu sonuç bölümünü okuyalım inşallah. Biraz hızlanayım ben. Nübüvveti irhasatla cinlerin hatifleriyle insanlık aleminin evliyalarıyla beşer kâhinleriyle müjdelenen, yani burada irhasat, cinler hatif, evliyalar, bunlar değişik hayat tarzı yaşayan, değişik tecrübe yapabilme kabiliyetlerine sahip yaratıkların her birisinin kendine ait delilleriyle, kendilerine ait delilleriyle bir Muhammed gelecek, bir Resul gelecek şuralarda, buralarda demişler. Ve dedikleri gibi de çıkmış. Ama yani şimdi hatifler kim, evliyalar kim, kâhinler, kâhin dediklerimiz üç kağıtçı, böyle olacak iş değil diyen insan dediğimiz insanlar, ama bakıyorsunuz adamın bir şeylerden hani bir şeyleri benim bilmediğim tarafıyla bir şeyleri kainatın bir taraflarından bir şeyler yakalamaya çalışıyorlar. Onlardan da yine Resulullah'ın geleceğine dair müjde haberleri duyuyoruz. Yani naklediyor tarihçiler. Ümmetinin nefesleri sayısınca milyonlar salat ve selam olsun. Çünkü ondan faydalanan herkes, onun getirdiği mesajdan faydalanan herkes, kimlerse onlar, ümmeti dediklerimiz, bu dünyada onun nefes aldıkları sürece ne demek? Bu dünyada yaşarken tattıkları mutluluklar, memnuniyetler. Çünkü imansızlık insanı mahvediyor. Yaratıcı yok diye yaşamak çok zor arkadaşlar.
Bakmayın dışarıda ben inanmıyorum falan diyor ama hayatına bakıyorsun hep gayba imanla geçiyor. Uzun konular ama her neyse onun için Allah'a inandık dediğimizde ya hayatımıza bir şeyler katılıyor. Yani öyle bir şeyler katılıyor ki bir anlamlılık gelmeye başlıyor. Ya bu kader ilahidir diyoruz. Onun bir bildiği vardır diyoruz. Tevekkül etmek lazım diyoruz. Onun için ümmetin nefesi sayısınca bu insanlar bir en azından ruhları bir nefes alabilmişler. Varlıklarından memnun olacak bir şeyler bulmuş. En mükemmeli var. O kadar mükemmel olmayıp da Allah var diye yani mesela öyle sizin tecrübeleriniz de vardır. Hiç eğitim falan almamış birisi Kur'an okumasını biliyorsa Kur'an okur değilse Allah diye huzur bulabiliyor. Bu kavramı peygamberlerden aldık biz. Peygamberler olmazsa da Allah diye bir kavramdan bahseden olmaz. Evet, felsefecilerden de Allah diye bahsedenler duydular da ondan. Evet. Davetine ağaçların koşup geldi. Bunlar da hayatından nakledilen mucizelerin özetine geçiyor şimdi. Duasıyla yağmurun hemen iniverdiği, sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı, bir ölçek yemeğiyle yüzlerce insanı doydu. Bunlar hadis nakillerinden anlatıyor. Parmaklarının arasından 3 defa Kevser gibi suların çağladığı, onun hürmetine Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, ağaç kütüğünü, bunlar hep hadis nakillerinde bahsi geçen konular. Zehirli keçinin kolunu, deveyi, dağı, taşı ve toprağı konuşturdu. Mesela zehirli yemek konuşuyor. Beni yeme diye. Konuşturdu. Hemen daha yemeden atıyor ama ağzına koymuş hemen atıyor. Zehirli olduğunu anlıyor. Miracı, yani zehirli demek acı demek değil. Onu da bilmek lazım. Acı olunca insan yiyemez ya, öyle değil. Öyle değilmiş. Allah kimseye nasip etmesin. Miracın sahibi olan, o da işte Miraç, da çok uzun bir konu. Miraç konusu çok uzun. Risale-i Nur'da merak eden olursa 31. söz diye birinci cilt sözlerin Miraç konusu var. Çok ilginç ama çok ilginç. Benim kafama yatıyorsa sizin kafanıza haydi haydi yatar. Ben çok rasyonel düşünen bir adamım. Onun için kafama yatmayan ya, kabul etme. Miracın sahibi olan ve gözü asla şaşmayan o da Kur'an ayeti. Mâ zâğal basaru ve mâ gavâ. Gavâ. Ve büyük Miraç mucizesinde Ruyetullah'a mazhar olan Efendimiz artık Miraç'ı anlayacağız ki ona göre de Ruyetullah, Allah'ı görme meselesini anlayacağız. Yani Miraç'ı anlamadan Allah'ı görmeyi benim şu evin önündeki ağacı görmek gibi düşünürsek olmaz. O zaman Miraç'ı bilmediğimiz için. Onun için Miraç'ı iyi bir anladığın zaman buradaki Ruyetullah kelimesi Allah'ı görme kelimesi ne demek olduğunu anlarsınız. Ve yani konumuz olmadığı için buraya girmek için tutup 5 ay, 6 ay Miraç Risalesi çalışmamız lazım. Konumuz değil o zaman. Dağıtırız biliyorsunuz o eğitime aykırı bir usul. Evet ve şefaatçimiz Muhammed'e. Peki yine şefaatçi ne demek? Aynen. Bir ay, 2 aylık bir konu. Şefaat ne demek diye. Bu Kur'an'da şefaat yoktur der, şefaat vardır der, şefaat benim iznimle olur der. Kendi bağlamına göre şefaat değişik değişik anlamlar kazandırılarak onun geniş anlam yelpazesi bize sunulur. Yoksa belirsizlik değil. Şu şu şartlarda şefaat olur, şu şu şartlarda şefaat olmaz diye anlamaya başlıyoruz. Onun için bazıları Kur'an okur ya, Kur'an'da bakıyorsun şefaatle ilgili ayetlerde şefaat kesinlikle yok diyor. Şefaat kesinlikle verilecek diyor. Şefaat bakalım o benim dileğime bağlı diyor. Bu 3 tür ayette var. Peki.
şefaatçimiz Muhammed'e Kur'an'ın ilk inmeye başladığı andan zamanın sonuna kadar onu okuyan ve her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin hava dalgalarının aynelerinde Rahman'ın izniyle yansıyan bütün kelimelerin, bütün harflerin sayısınca, yani hep onlarda anlamlılığın kaynağının yansımaları var. Onu anlatmaya çalışıyor diye anlıyorum. Kur'an gelmiş, birisi geliyor, bir şey okuyor, oradan bir anlam kazanıyor. O anlam o kişinin ruhunda olumlu bir etki yapıyor, eğer art niyetli değilse. Ve o yine Resul'ün getirdiği mesajın insanlara faydası açısından küçücük bir damlacık da olsa değerlendirilmesi lazım. O da onun yaptığı vazifenin insanlara sağladığı bir faydadır. Onlar insanlar ve o insanlardan biri de ben olduğum için, ben de bundan faydalandığım için ne yapıyorum? Dua ediyorum. Salat ve selam olsun diyorum. Ne demekti salat ve selam, değil mi? Salat bir noktada evet, bunun söylediğini ben destekliyor, doğru olduğunu tasdik ediyorum. Selam, o zaman benim hayatımda da bir karşılığı olsun diye o mesajın gereklerini uygulamaya çalışıyorum. Bunların neticesini Allah'a sunuyorum. Ya Rabbi sen ondan memnun ol. Ben de ondan çok faydalandım. Sen de ondan razı ol diye dua ediyorum. Bütün bu salavatlardan her biri hürmetine bizi bağışla, işte bunların hürmetine, ne demek bu bunların hürmetine? Bak bunlar aracılığıyla anlamış olduğum seni, sen Allah'a konuşuyor şimdi, seni anladım. Bunlar aracılığıyla seninle olan bağımı düzgün olması, aramızda bir kavganın, çelişkinin olmamasını istiyorum anlamında. Beni bağışla, affet. Niye? Ama bazen ben unutuveriyorum, yanlışlar yapıyorum, gereğini yapamıyorum. Bu eksikliklerini biliyorum, yapmam lazım. Hep öyledir de bütün öğrenciler okula kaydolurken mezun olmak dileğiyle kaydolur. Kaç tanesi mezun olur? Hele bir de doktor öğrencisine bakın, yarı yarıya bitiremezler. Başaramazlar. İşte o istiğfar bunu gerektiriyor. Bana imkan verdin ya Rabbi ama ben tembelliğimden yapamadım demek. Ama bu imkanı nereden aldık? Resulullah'ın mesajından, bize ulaştırdığı mesajdan aldık. Ey ilahımız bize merhamet et. Acı, amin. Evet. Bakayım bir kalayım. Evet. Evet, bayağı ilginç bir noktaya, konuya geçecek şimdi. Yine Resulullah'ın neden peygamber olduğunu anlatan, böyle çok 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 dikkat isteyen, evet çok dikkat isteyen bir parçaya geldik gelecek hafta. Ama bir anlarsak gelecek haftaki konuyu, kesinlikle Resulullah'ın, yani Muhammed'in Resulullah olduğunu anlarız. Yani onun için gelecek haftaya inşallah hazırlıklı bir şekilde gelelim. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın. Vaktinizi aldım ama şu duayı bitirelim istedim. Bir de bu salavat neyin nesidir? Selam neyin nesidir? Var. Selam olsun, salavat olsun. Ne Allahümme salli ala seyyidina Muhammed deriz de ne diyoruz, ne diyoruz konusuna hafiften bir açıklık getirecek şekilde de konuyu uzattım. İnşallah. Allah'a emanet olun.